Günden Manisa'nın herkese selamlar. Bugün Manisalılara din ve siyaset ilişkisini olağan mıdır sorusunu soracağız. İyi seyirler. CHP'den çok rahatsızım. Niye efendim? Adam ayaklarından şeyin üzerine çıkıyor. Olacak iş bu. İnsanlık mı bu? He? O yoksa inatçılık mı? Açıklama geldi kendisine ama özür diledi kendisi. Geçmiş. Geçmişe mazi derler. Ben 5 vakit namazında bir kimsedim. 5 vakit demeyeyim de orucu. Ama şu hükümet geleli yok. Bir kereyle bir şey olmaz. Şundan bundan olalı. Eşim 5 vakit namazında. Şu anda eşimle daha da ayrıyım o yüzden desen yeri var. Yani dinden, işeden hepsinden soğuttular bize hükümet. Aile bakanının konuşamayacağı işe bir de cumhurbaşkanının böyle olmayacak kelimeleri konuşması insanı soğutuyor yani. İşte sen beni hapis atsın. Nereye atarsa atsınlar. Son günlerde efendim Kılıçdaroğlu seccadenin üzerine bir fotoğraf çıktı. Onlar hep planlı bir şeyler. Bunlar. Çok rahatsız oldular kamuoyu. Kim? Cumhurbaşkanı ayakkabıyla camiye giriyor. Onu niye yazmıyor? İşte hangi kanal bu? Sen onu söyle. Yayınlamayacağını ben bileyim. Sizi yayınlayacağız emin olabilirsiniz. Yayınlayacaksın. Evet sizi yayınlayacağız. Yayınlı bana. Acaba 5 vakit namaz kılıyor mu? Camiye gittiği var mı Kılıçdaroğlu'nun? Ha? Hiç bir günden bir güne bu yaşına kadar caminin kapısından girmişliği var mı acaba onun? O zamanında bana çok çektirdi. Öyle mi? SSK meselesi mi? Evet, SSK meselesi. Benim oğlum o zaman küçüktü. 12 gün sigorta gösteriyordu. Ben eşimi emekli yapabilmem için affedersen anamdan emdiğim süt burnumdan geldi benim. Eşim 3600 günden emekli yaptım ama gel de bana sor nasıl yaptım. Zamanında burnumdan getirdi benim. Bakması lazım, önüne bakması lazım. Seccadeye basmaması lazım. Yani görmüyor mu koskoca seccadeyi? Basmasın. Dinle siyaseti de karıştırmazlar. Yani basmasın seccadeyi. Kalabalık basın falan diyorsunuz. Diye. Basmasın. Kalabalık diyorlar, o diyorlar, bu diyor. Görmüyor mu seccadeyi? Basmasın ona. Yoğunluk olduğunu söylediler. O fotoğraf çekimi falan dediler. O kadar yoğunlukta seccadeyi görebilir. Son günlerde biliyorsunuz Kılıçdaroğlu seccadeye basarak bir fotoğraf verdi. Bilmeyerek basmış, özür diledi yani. Çok tepki aldı efendim kamuoyuna. Tepki aldı tamam da bilmeyerek yaptığı için. O bilerek yapılmış bir şey değil yani. Evet. O da herkesten özür diledi, hatasını anladı yani. Allah abicim şimdi din dediğim vakit, yanlış konuştuğum vakit yanlış yere çekilir şuraya. Din ne olduğunu sen biliyorsun, ben biliyorum, abi biliyor. Her şeyin hayırlısı olsun derim. Hem Kılıçdaroğlu son günlerde biliyorsunuz seccadenin üzerine. Biliyor. Yani bunun üzerine abicim, bir tepki doğurdu. Onlar şey ya, profesyoneller ya, şey ya, aldatıcı onlar ya. Onlar öyle bir şey yapmaz o adam. Ama bir dalgınla gelmiştir, olmuştur. Bu kadar yani. O seccade olayını bilerek yaptığını ben sanmıyorum. Yani nasıl diyeyim size? Yani tesadüfi bir şey olmuş olabilir yani. Yani görmemiş olabilir veya dikkat etmemiş olabilir. Ama iyi bir şey değil tabii. Onlar sadece tamamen AK Parti'nin şeyleri, komploları. Yani Kılıçdaroğlu öyle bir şey yapmayacağını sen de biliyorsun. Herkes de biliyor. Biz de biliyoruz. Nasıl olduğunu açıklar mısınız? Öyle bir montaj gibi bir şey oluyor. Kılıçdaroğlu sadece bir oyun. Kılıçdaroğlu'na oynanan bir oyun yani. Bu seccade olayı tamamen algı. Vallahi olmaz. Yanlış bir şey mi? Yanlış bir şey. Evet. Yani bu şekilde PKK'la kol kola olmaz o iş. Ne köy olur ne kasaba. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun.